Şimdi kayıttayım. Evet, şimdi kayıttayım, şimdi sizi çekiyorum. Arkadaşlar, bana bir haber olur. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara, la bize her yer Ankara. Evet, kurye paketi bu şekilde götürüyor. Usta paketi hazırlar. Kurye paketleri alır ve götürür. Paketler hazır mı usta? Hazır usta. Usta. O zaman çıkıyorum ben. O ikisi var. Bir tane daha geliyor şimdi. Bu çalışan çocuk mu abi? Diyor şey, para vermeyeceğim. Tatlı alacağım bir tane abi. Videoya bir renk katalım. Aslan parçası. Hangi tatlıyı seviyorsun sen burada? Ha? Seviyor musun şu tatlıyı? Olur. Al bunu, ben sana ısmarlayayım. Al al. Bir tane de kaşık versene şeye. Al bu da kaşığı. Bu arkadaş bizim devamlı müşterimiz. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 9 yaşındasın, çalışıyorsun. Aslanım benim, maşallah. Bak şu yan tarafa geç, orada ye. Şu yan tarafa geç. Usta, bu paketler de hazır mı şimdi? Evet usta. Evet, kuryenin siparişi götürme şekli bu. Usta hazırlıyor paketleri. Kurye ustadan teslim alıyor ve müşteriye götürüyor. Doğru mu? Beni Instagram'dan takip etsinler. Nerede? Instagram'dan. Evet, söyle. Şeyi indir de söyle. Senin Instagram adresini ekleyeceğim. Tamam değil mi Serkan bunlar? Paketleri aldık şimdi. Adresi bilen adam bu şekilde bakar, adresi bilmeyen adam navigasyondan bakabilir. Mesela şurası daha yakın, burası daha uzak. Uzak olan yer şurada hazır beklesin. Diğer yeri zaten ezbere biliyorum. Canım, kırmızı yanmış. Şimdi burada kırmızı yandığı için, ki buranın yeşili çok geç yanıyor.
O yüzden onu beklememek adına biraz yolu uzatıp başka bir yerden geçiyorum. Geç geç ablam geç. Şu motosikleti tamir ettirsem vallahi tadından yenmeyecek. Zaten ben motosiklete binmeyi çok seven bir adamım. Ama böyle arızalı bir motosiklete bindiğin zaman çok fazla keyif alamıyorsun. Aslında motosikleti değiştirmeyi de düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Nihayet. Allah nihayet. Bir gazetede haber okumuştum. Bu kuryelerin 30 dakika 40 dakikada götürme sürelerini, aslında bu süreleri ortaya çıkaran yemek sepeti. Buna dair sanırım bir karar mı alınmış? Bir karar mı verilmiş? Kuryelere sınırlama getirilmeyecekmiş. Yani kurye yarım saatlik yolu 10 dakikada getirmek zorunda kalmayacakmış. İnşallah aslı vardır. Nihayetinde herkes ekmek kavgası veriyor. Kimse keyfinden hız yapmıyor. Şimdi burası birinci paketimiz. Normalde müşteriler rahatsız oluyor kameranın açık olmasına, ama bu adamlar devamlı müşterimiz, tanıdık. Sanırım sorun yapmazlar diye düşünüyorum. O yüzden kamerayı kapatmayacağım. Paket teslim arkadaşlar. Paketi alıyorsun. Müşterinin yanına gidiyorsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Hoş buldum. Temassız var mı abi sende?
Afiyet olsun. Hayırlı işler olsun. Al. Var abicim. Abi. Efendim? Esmer Vlog. Esmer Vlog. Esmer Vlog. Aynen. Tamam. Şu an sizi çekiyorum zaten. Çık Esmer Vlog. Muhtemelen birkaç gün sonra bir video atacağız. Kaç güne gider abi bu video? İşte birkaç gün içinde atılır video. Onda siz olacaksınız üçünüz de. İnşallah. Abi hem orada like atmış olurum hem abone olmuş olurum. Tamam abim, sağ olasın. Dikkat edin, dikkatli sürün. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak abi, kendine. Sağ ol abim benim, görüşürüz. Yemin ederim gün içinde bu şekilde çocukları gördüğüm zaman acayip keyfim yerine geliyor. Ben birçok videoda bahsediyorum. Bu dünyada en çok çocukları ve hayvanları seviyorum. Çünkü hepsi günahsız, zararsız. Yani bir çocuğun en büyük zararı ne olabilir ki arkadaşına, eşekler? O onun için çok büyük bir ayıptır, kabahattir aslında. Gün içinde sürekli bu şekilde çocuklarla karşılaşıyorum. Onlarla sohbet, muhabbet etmek ayrı bir keyif veriyor. Mesela şu an keyfim yerinde. Gittiğim adresi tam olarak bilmesem de Yenice Sokak. Nereydi lan Yenice Sokak? Oğlum sanki Yenice Sokak burası, buralarda bir yerdeydi. Yenice. Şimdi kurye bir adresi ezbere biliyordu, götürdü, paketini verdi ama İkinci pakette nokta atışı yapamadı. Bu durumda navigasyon devreye giriyor. Navigasyona hemen yazıyoruz. Yenice Sokak. Ya bildiğim yer aslında da şu an aklıma gelmedi. Yenice Sokak. Evet. Şöyle bir bakayım hemen. Tamam. Defne Caddesi. Defne şurası, tamam. Defne'ye bağlanıyoruz. Tamam. Ben buraları çoğunlukla bildiğim için navigasyondan bakıp yeri hatırlayabiliyorum. Yani ekstra navigasyon açıp gitmene gerek yok. Ama bilmeyen adam için de navigasyon imdat çekici gibi bir şey. Seni kapının önüne kadar götürüyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Aslında bir video fikri vardı aklımda, kuryenin bir günü diye. Sabahtan akşama kadar kurye ne yapar, nerelere gider, trafikteki geçirdiği zaman vesaire, hepsini anlatan bir video çekmeyi düşünüyordum. Ama şu an onunla alakalı çok bir vaktim yok.
Yani o kadar zaman ayıracak bir vaktim yok. Ve bunun montajı, kurgusu da yeni bir arkadaşla çalışmaya başlayacağız. Onun çalışma sistemini bilmeden böyle geniş kapsamlı bir video çekmek istemedim. Ya ezbere biliyorsun değil mi? Ezbere biliyorsun da konuşurken unutuyorsun, o nasıl olacak? Şimdi şuradan gireyim. Bazen çok bilmek de şey ya, başa bela. Şu an çok bildiğim için aslında karıştırdım. Şimdi ikinci paketi de vereyim. Kuryenin pakete gitme şeklini anlatmış olayım. İkinci paketimizi aldık. Kolay gelsin. Onaylar okuma. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Evet, şimdi asansörde kurye şarkısını söylüyorum. Bu ne lan? Bu asansörden bana bir mesaj. Ne olursun şarkı söyleme mesajı. Kurye şarkı söyleyeceğim dedim, asansörün kapısı açılma. Bu bir işaret olmalı. Aslında da online'mış ödemesi. Online ödemede herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Paketi verip gidiyorsun. Halil Bey, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. İyi günler. Şimdi hemen bir açıklık getireyim. Müşteri 10 lira verdi. Bu şekilde cömert insanlar tahminen ve takriben haftada bir defa falan belki denk geliyor. Normalde bahşiş 1 lira 2 lira. Çok sağ ol abi. İşte kuryenin işini daha çok sevmesinin aslında, yani kuryenin motive olmasıyla alakalı çok önemli bir durum bu. Şimdi kuryenin işi paketi teslim etmek, paket götürmek. Bahşişi ekstra. İşte bu yüzden yani ekstra bir yerden bahşiş aldığı zaman ayrı bir motive oluyor insan. Böyle ki böyle çok cömert insanlar denk gelip de 10 lira 15 lira bahşiş verdiği zaman adam ayrı bir motive oluyor yani. Çünkü senin günlüğün farz-ı misal 150 liraysa sen günde 30 lira 40 lira bahşiş alsan bu önemli ölçüde kazancını etkiliyor. Bugün bir daha böyle bir bahşiş alamam büyük ihtimalle. Ama olur da denk gelir.
birisi daha 5 lira 10 lira bahşiş verirse ya da birkaç kişi, ayrı bir motive oluyor insan. Benzin paranı çıkarmış oluyorsun mesela. Kuryenin paket götürme olayı tamamıyla bu arkadaşlar. Dükkandan paketi teslim aldım, götürdüm. İki tane paket aldım, götürdüm, onları verdim. Olay bu. Masrafı var, tehlikesi var, sıkıntısı var. Ama en nihayetinde keyifli bir meslek. Bunu kimse inkar edemez. Kuryelikle alakalı öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey olursa bunu yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kuryelikle alakalı başka bir video isterseniz onu da söyleyebilirsiniz. Ben kuryeliği anlatmak yerine kuryeliği yaparak göstermek istedim. Daha doğrusu yaparak anlatmak istedim. Çünkü dışarıdan birisi olarak anlattığında zaten seni izleyen dinleyen de dışarıdan insanlar olduğunda hiçbir yararı olmayacak. Ama sen birebir kuryelik yaparak anlatırsan izleyen insan daha çok içine siner, daha çok hoşuna gider diye düşündüm. O yüzden kuryelik yaptım ve bunu anlattım. Aslında bu kuryelerin bahşişini anlatıp onunla alakalı bir video çekmeyi düşünüyordum. Keşke Halil İbrahim abi bahşiş videosunda denk gelseydi, iyi olurdu. Şimdi ben bahşişle alakalı bir video çekerim, onda da kimse bahşiş vermez. Bomboş bir video olur. Bu arada frenlerim acayip zayıflamış. Lan yanlış girdim ya. Bana bugün ne olduysa sürekli sokakları falan karıştırıyorum. Normalde ezbere bildiğim sokaklar. Hatta bazen gözlerimi kapatıyorum, motor kendi kendine gidiyor. Dermişim. Lan bu da çok iğrenç bir espri oldu. Söyle bakalım Sarıcıcı, büyüyünce ne olacaksın? Ne anlamadım? R25 mi olacaksın? Canım benim ya. Ondan sonra da 600 bin diye gidersin ha. Aslanım benim. Senin bir yıkanmaya ihtiyacın var. Acilen seni yıkamam gerekiyor. Aslında seni acilen satmam gerekiyor da kıyamıyorum işte. Yangın var, yangın var. Bu Halil İbrahim'in şarkısıydı değil mi? Halil İbrahim mi? Neydi o adamın adı? Halil Sezai ya. Beni bekliyor musun? Şuradan gider miyim? Of, kalabalığa bak, buradan gitmez mi motor? Halil Sezai şarkılarını söylemiyorum artık. Aslında çok seviyorum. Yani sesi çok iyi. Şarkıları da çok güzel ama karakter olarak en nefret ettiğim insan türü. O yaşlı adamı dövdüğü videoyu izlediğimde kanım donmuştu. Yani bu insanlıkla alakalı bir durum değil. Çok farklı bir şey. Canavarlık. İnsanın kavga etmesini anlayabilirim
Ama senden çok daha yaşlı bir insanın sana hiç el kaldırmamasına rağmen ona ağır küfürler ederek onu o şekilde dövmen insan değil yani. Bu insanlık olamaz. O yüzden sesini ve şarkılarını çok sevsem de o adamın şarkılarını söylemiyorum da dinlemiyorum da. Onun için çok kıymetli, önemli değildir. Ama benim için önemli öyle bir adamın şarkılarını dinlememek. Ben sizi şöyle bir çekeyim. İlk videoda sizi paylaşayım. Esmer TR birkaç gün içinde yüklenir video, izlersiniz kendinizi. Kendinize iyi bakın. Eyvallah abim. Sağ olasın. İkidir buradan geçiyorum. Şu çocuklar el sallıyor. Abi kayıtta mısın diye soruyorlar. Şimdi kayıttayım. Evet, şimdi kayıttayım. Şimdi sizi çekiyorum. Arkadaşlar, bu abi haber olur. Teşekkür ederim abicim. Bugün yükleyeceğim videoyu. Yarın izlersiniz. Esmer TR. He? Esmer TR. Esmer TR. Aynen. Abi. Kendinize iyi bakın. Ben de abi, dikkat et. Sağ ol abim. Görüşürüz.